Şimdi Telekom biliyorsun, yani çifte kazık yedik orada, çifte kavrulmuş bir kazık yedik. Telekom'da 2026 yapılan sözleşmede bize bu Telekom'un 2026 yılında borçsuz, harçsız bir biçimde devrediliyor olması lazım. Yani kimle yapılan ihale ve sözleşmeye göre? OGER Telekom ile. OGER. OGER ile yapılan sözleşmeye göre. Şimdi öncelikle zaten OGER ile yapılan sözleşmede sonrasında biliyorsun bankalardan 4 milyar dolar kredi kullandı beyefendi. Daha sonra bu bankalara bu kredileri ödemedi. 7 milyar dolar para kazandı. Ve ondan sonra 7 milyar doları parayı kazanmasına rağmen bu krediler batık halde, adam bıraktı gitti abi. Bıraktı gitti. Bıraktı gitti. Acaba neleri aldığı anda bir de gitti acaba? Şimdi onu da anlatacağım ama şimdi. Zaten ben burada beni Twitter'dan yakından takip eden dostlarımız bunu okudular. 2018'de ben Hakimtepe Telekom adı ile bir float yayınladım. Ve bu Telekom'un o dönem, yani daha bankalara geçiş dönemiydi. OGER'miş ya bu arada. OGER diye okunmuş. Ama yok, OGER Telekom var. Ha, OGER Telekom konusunda AŞ. Onlar ikisi aynı. Aynı OGER, OGER Telekom olmuş. Şimdi ben o float serisinde, yani 3 bölümden oluşuyordu o float serisi. Hakimtepe Telekom serisi 2018'de. Çok ciddi, önemli, çok detaylı biçimde yazdım ve çok önemli detaylar verdim. Hatta Telekomcular Derneği falan o yazıyı aldı, kullandı vesaire. Ve bu bankalar bunu aldıktan sonra bugün gelinen son noktada bankalarda bunu 1.7 milyar dolara, 1.7 milyar dolar değil mi? Yanılmıyorum. 1.7 evet, milyar dolara varlık fonuna sattı. Şimdi abi bir kere ciddi manada zararda. Tabii. Türk Telekom. Şimdi Türk Telekom ciddi manada zararda. Bu kadar zararda olan bir şirketi batık krediler yüzünden hisseleri şeye geçmiş bir şirketi 1.7 milyar dolara alıyorsunuz varlık fonu olarak. Normalde bakın bizim zaten 2026'da, yani bundan 4 sene sonra 5 kuruş ödemeden zaten devlete geçecek bir yer burası. Yani 4 sene sonra 1 kuruş ödemeden zaten sözleşme gereği alacağınız yeri para vererek alıyorsunuz. Bugün 1.7 milyar dolar vererek alıyorsunuz. Şimdi bunun birinin çıkıp bunu anlatması lazım. Şimdi çıkıyor Arda Ermut açıklama yapıyor mecliste bu konuyla alakalı. Şeyde komisyonlar var ya, orada açıklama yapıyor. Diyor ki ya efendim diyor işte diyor, o günkü şartlarla diyor, sözleşmenin yapıldığı o günkü şartlarla diyor. Bugünkü şartlar diyor birbirinden diyor çok ayrı. Ne ayrı hani ayrı diye soruyorlar. Ya şimdi efendim diyor, şimdi o günkü şartlarda diyor işte bir tane verici demişler mesela diyor şeyde diyor sözleşmede diyor. Şimdi o günkü verici diyor koca Çanak diyor. Altında bina var, bilmem ne var diyor. E şimdi bugün aradan geçen zamanda diyor, o çanak diyor olmuş küçücük bir kutu diyor. E şimdi diyor bunun altındaki bina ne olacak? O çanak ne olacak? Bunların diyor sözleşmede falan diyor. Bunlar hep diyor birbiriyle diyor çelişkili durumlar yarattığı için diyor ciddi bir hukuki savaş yaşanacaktı diyor. Neymiş efendim? Biz bu hukuki savaşı yaşamamak adına. Bir de ikinci argümanı da şu, başka da argüman yok zaten. İkinci argüman da şu, diyor ki şimdi bu diyor fiber optik altyapı noktasında Türk Telekom işte diyor çok dominant bir noktada piyasanın tek hakimi. Ama diyor işte 2026'da sözleşme sona erdiğinde diyor devir yapılacak ya. Bu bankalar hisse sahibi olarak kalsa dahi, tamam mı? Zaten şeylerini kaybediyorlar. Bütün haklarını kaybediyorlar. Yani o imtiyazlar var bu fiber optik üzerine falan. Haliyle diyor buraya diyor bankalar diyor bunu rentable bulmuyorlar. İşte yatırım yapmak istemiyorlar. O yüzden de biz bunu alıyoruz. Yani anlayacağınız hiçbir şey söylemiyor. Yani hukuki sıkıntıya girmeyecekmişiz. Bir de fiber bankalar yatırım yapmak istemiş. Şimdi bankalar yatırım yapma kısmını bir geç, orayı da konuşacağız. Da şimdi öbür kısma gelelim. Diyor yani işte hukuki olarak çok işte sıkıntılı şeyler olabilir de
Bunun önüne geçmek için biz şimdi hani bu kadar para verip alıyoruz. Şimdi bu arada beyefendiye sormak lazım. Şimdi bu eğer bizden 4 milyon para bunu alıp yani 2 yıllık karına Telekom'u alıp 4 milyar dolar 32 bankaya toplamda irili ufaklı bunların içerisinde bazıları büyük bazıları küçük krediler. 32 bankaya kredi toparlayıp 4 milyar cebine oradan kredi koyup. Burada virgül koyacağım. Şunu söylemiş olayım. Biz bunu 2005'te özelleştirdiğimizde şurada bilgiyi okuyorum. Hı hı. OTAŞ bunu 6.55 milyara satın alıyor. Yani %55'ini, tamam mı? Hı hı. Ama bu firmanın kuruluşu 2005'te 333 milyon TL sermaye ile kuruluyor bu firma. Hı hı. Hemen 3-4 ay sonra sermayesini 2 milyar TL'ye çıkartıyor. Ama bu 2 milyarlık firmanın değeri olan firma, tamam mı, 6.55 milyar dolarlık şey alabiliyor. Kaldıraçlı işlem piyasası gibi. Tamam mı? Yani düşünebiliyor musun? Benim 1 liram var mesela. Bana diyor ki kardeşim 100 liralık ben koca bir şirket alacağım. 1 liram var. Bir de üzerine kredi çekebiliyor. İşte o senin bahsettiğin o krediler bu krediler. Şimdi yani önce zaten hazırlanan şey tam bir kepazelik. Şimdi. Tam bir kepazelik. Onu da Ali Babacan satmadı mı ya? Türk Telekom'u. Tabii bunların hepsi o Ali Babacanlar zamanında satın. Diyor ya şu Ali Babacanlar. Ali Babacanlar. Şimdiye kadar yaptıklarım konusunda gayet müsterihim. Tabii, şimdi bunu, mesela müsterih bu konuda mesela Ali Babacan. Öyledir. Kızar şimdi. Yani sen nasıl olur da böyle bir şey yaparsın diye. Şimdi bu Hariri biliyorsun. Hariri ailesi. Lübnan. Şimdi bak Lübnan'da. Şimdi bakın bu Hariri ailesine dikkat. Önce bir tamamlayayım şu kısmı da oraya geleceğim. Çünkü çok önemli detaylar vereceğim şimdi izleyicilerimize. Elinize kalemi kağıdı biraz sonra alın. Öyle dinleyin. Çünkü hakikaten önemli detaylar vereceğim bu noktada. Şimdi bakın. Bu Arda Ermut beyefendiye şunu sormamız lazım. Hangi beyefendiye? Bu şey yönetim kurulu başkanı şey yapıyor. Hariri. Yok yok hayır. Arda Ermut açıklama Arda, yapıyor ya Arda Ermut. Şimdi diyor ya hani hukuki sebeplerden dolayı hani şeye girmeyelim çelişkiler olacak işte sıkıntı yaşanmasın falan filan diyor ya. Şimdi bu kendisi mesela sözleşmede şöyle bir madde var. Sözleşme yapılırken diyorlar ki bizim taraf devlet, Türkiye Cumhuriyeti devlet. Bu yapılan anlaşmaya göre gereğince diyor. Yapılan anlaşmada diyor. Altyapı yani Türk Telekom'a ait altyapı ve üst yapı şeyleri, fiziki varlıkları diyor. Karşı tarafa verilmiyor diyor. Bunları kullanamaz yani. Satın alamaz, kiralayamaz, bilmem ne, hiçbir şey yapamaz diyor bunlarla alakalı. Açık net madde yani sözleşmede var bu. Peki Hariri ne yapıyor abi? Hariri sadece bakın çok net söylüyorum. Telekom'un altyapısındaki fiber kablo o bakırları söküp yaptı. Yani milyarlarca lira oradan para kazandı. Üst yapısındaki çeşitli arsa ve binalarını sattı, varlıklarını sattı sözleşmeye aykırı olarak. Peki kendisi bu şimdi diyor ya hani sözleşmeye aykırı olduğu için işte şey yapmayalım falan. Onlara hiç dikkat etmemişler mi? Kendisi AKP'nin, kendisi bu Arda Ermut AKP'nin en ballı ve en jet hızıyla yükselen bürokratlarından biridir bu. O başarı ya. O başarı öyküsü zaten. Başlı başına başarı öyküsü. Mesela bunlara hiç dikkat etmemişler mi? Bu krediler batık batık yıllarca yüzdürülürken hani tabiri odur hani yüzdürülürken, sübvanse edilirken bu krediler hiç dikkat etmemişler mi? Yıllarca efendim bu hukuk kuralları yani sözleşme kuralları ayaklar altına alınırken zamanında ödeme yok, temettüdat mı yok, hiçbir şey yok ya. Bütün her şeyi darma duman etmişler bir Telekom'da. Hiç dikkat edilmemiş. Şimdi 1.7 milyar dolar veriyoruz sözleşme hukuki başımız ağrımasın. O zaman dikkat etmiyorsun. Şimdi böyle sudan kıytırık yani tabiri yerindeyse bir sebepten dolayı 1.7 milyar dolar al sana. Ne güzel iş ya. Yani ne? Anlayabilmemiz için süreci ilk başa dönmemiz gerekiyor. Nedir o süreç abi? 1.7'ymiş. Önce yıla bakacağız. Yıl ne abi? 2005. Şimdi 2005 AKP'nin iktidara getirildikten sonra tamam mı? Bu birinci talan, benim birinci büyük talan operasyonu dediğim 2002-2010 arası özellikle.
devam eden ve bizim elimizde işte Ali Babacan ve rahmetlik Allah Rabbisinin Cleveland'ı gösterdiği Kemal Unakıtan ve Ali Babacan ikilisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet kazanımı olan kamu iktisadi kurumlarının teker 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 böyle özellikle uluslararası sermayeye olursa daha güzel oluyor tabii. Babalar gibi hani sattıkları dönem. Bu birinci talan operasyonu diyorum ben bunu. 2005. Bunun en yoğun yaşandığı yıllardan biri. Şimdi burada Hariri olayı var. Hariri dediğimiz adam öyle sıradan bir adam falan değil bu Hariri. Yani Orta Doğu'da, Lübnan'da çok etkili biliyorsunuz aile yıllarca başbakanlık falan yaptı. Oğlu da siyasette bir yer. Yıllarca bu Hariri mesela Lübnan'daki iç savaşta iki tarafı birden finanse ediyor. Tamam mı? İki taraf birbirine giriyor. İki tarafı da finanse eden aslında geri planda Hariri. Lübnan yerle bir. Doğu'nun Paris'i olarak bilinen yerler yerle bir. Savaştan çıkıyorlar abi. İmar Bakanı kim? O da Hariri. Hariri. Tamam mı? Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi Suud özellikle Suudilerle arası çok yakın. Suud o yüzden verdi zaten. Suud hanedanıyla çok yakın ama Suud hanedanıyla arasının çok yakın olmasının sebebi aslında İngilizler arasının çok iyi olması. Tamam. Şimdi bu efendim Hariri öncelikle tabii burada bizim Telekom ihaleye çıktığı zaman diyor ki burası süper yer ya. Yani müthiş. Para basıyor çünkü. Sadece Telekom. O dedi işte istihbarati alanda çok iyi. Ona geleceğim biraz sonra. Yani şimdi bu çünkü para basıyor ama işin başka tarafı var. Yani dediğin gibi önemli olan başka tarafı aslında. Kim adına acaba alıyorsun orayı? Şimdi bak ben geleceğim oraya. Telekom böyle satıldı. Ondan sonra sözleşmenin gereği olan paraların ödenmesi lazım. Şimdi bankalar çok ciddi kredi açtılar o zaman. Şimdi bu bankalar bu kredileri açtılar. Ufak tefek bankalardan da para alındı. Ödemeler geldi. Ödeme zamanı geldi. Senin arkanda işte o dönemin iktidarı var. İngilizler var. Sen takar mısın sözleşme abi? Takmadı da adam zaten. Altyapısını da söktü götürdü kullandı. Üst yapısını da sattı bilmem ne yaptı. Paraları da ödemedi. Hadi eyvallah ben gidiyorum arkadaş dedi. Bir şey diyebildin mi? Diyemedin. Diyemediler. Demediler. Bu sefer 32 banka LLY adında bir lapı kurdu. Levent LYY pardon. Levent varlık getirme. Öyle bir şey. Bunları oturdular, bunu kurdular. Baktılar ki şey yok. Yani borç o kadar fazlalaşmış ki yani Telekom o kadar düşünebiliyor musunuz sevgili izleyiciler? Yani Telekom gibi bir kuruluş borcundan dolayı içinden çıkılamaz hale gelmiş. Bu kadar batmış. Bu kadar batık hale getirmişler. Ne olacak ama Telekom'un en tepe yöneticilerine Kartal İmam Hatip'ten işte Türksel de öyle. Şeyde Türksel de Kara Mehmet'ten gittikten sonra en son Egemen Bağış da mesela yönetim kurulundaydı. Tabii önüne gelen büyükelçi olmadan önce. Şimdi açın bakın yönetim kurulu üyelerini. Bir bakın. Yani Türk Telekom'un hatta yayınlamıyorlar çoğunu zaten. Tabii Türk Telekom'un işte yönetim kurulu üyeleri şunu sen mesela bakandın ya da bir kurumda başkan yardımcısıydın. Seni aldım görevden. Sen diyorsun ki ya ben bir sürü tehlikeli işler tabii. Biliyorum. Ben ne yapacağım? Aç mı kalacağım diyor. Hemen Türksel hemen, Yönetim Kurulu'na, hemen Türk Telekom. Tabii hiç. Vakıf Bank Yönetim Kurulu'na, Ziraat tabii. Bankası. Aynen öyle. Aynen öyle. Alıyor oradan 50 bin lirayı. Hem de oturduğu yerden. Kesinlikle. Yönetim Kurulu da toplanmıyor. Şimdi ondan sonra bankalar tabii baktılar ki işi olacak gibi değil. Ama burada bir çıkar örtüşmesi oldu herhalde. Şimdi onu anlatmak lazım izleyicilerimize. Çıkar örtüşmesi ne? Şimdi bankalar baktı ki iş olacak gibi değil. Bu işler dönmüyor. Borç çok. Kendini kapatmıyor. 44 milyar lirayı geçmiş şu anda şeyin borcu. Türk Telekom'un borcu. Düşünebiliyor musun? İşin içinden çıkabilecekleri gibi değil. Bunu ne yapacaklar? Dediler ki bunu varlık fonuna biz bir şekilde verelim. 2026'da yoksa sözleşme bitiyor. 5 kuruş da kazanamayacağız bu işten. Verdiklerimiz de gidecek yani. Şimdi iktidar da şunun derdinde. Piyasaya şeyi zorluyor biliyorsun. Özellikle kamu bankalarını ve özel bankaları da şuna zorluyor. Piyasaya kredi musluğunu açın. Kredi verin. Piyasaya para aktarın. Piyasayı rahatlatması lazım ki şeyi düşürsün. Ateşi düşürsün. İşte bu ekonomideki son sıkıntılı hali biraz düşürebilsin. Şimdi kamu bankalarını zorladılar.
Kamu bankaları tabii ki AKP'den gelen 2-3 tane telefon sonrasında kredi musluklarını açtı Erdem. Ama özel bankalar öyle değil. Özel bankaya telefonu açınca hemen yarın kredi musluklarını açmıyor. Şimdi ortada çıkarlar buluştu. Şimdi dediler ki özel bankalar, bak bunu siz 1.7 milyar dolara satın alın bizden. Böylece biz o borçların bir kısmını tahsil etmiş olalım. Biz de piyasaya bu aldığımız, tahsil ettiğimiz paraların bir kısmını piyasaya sizin isteğiniz gibi kredi olarak dağıtalım. Win-win olsun. Kazan kazan olsun. Böylece ne oldu? Aslında Arda Ermut'un anlattığı hikayenin gerçeği bu. Tamam mı? Arda Ermut orada hikaye anlatıyor. Yok hukuk bilmem ne bilmem bankalar yatırım yapmak istemez. Yok. Bu işin gerçeği bu arkadaşlar. İktidar piyasaya para sürmek istiyordu. Özel bankalar yanaşmıyordu kredi musluğu açmaya. İktidar buraya dedik, ben size 1.7 milyar dolar 2026'da hiç kazanamayacağınız yerden bir piyango çıkartayım. Siz de onun bir kısmını piyasaya kredi olarak sürün. Böylece ben de siyasetten rahatlayayım ekonomik olarak. Neticede ne oldu peki? Olan vatandaş oldu. Çünkü sen bunu 2026'da program başında söyledik. 2026'da 5 kuruş para ödemeden yeniden alabilecekken 1.7 milyar dolar ödedin. Satın aldın. %55 alırken sadece %55 hisse mi aldın Erdem? Şu anda 44 milyar lirayı bulan borcu da aldın. Borçları da aldın. Sözleşme ne diyordu peki? 2026 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne borçsuz biçimde teslim edilecektir diyordu. Biz ne yaptık? 1.7 milyar doları verdik. Kimi kurtardık? Abi şu anda iktidar işte dediğim gibi bir win-win anlaşması yaptı. Bir kere o yerde tamamen tamam. O gitti. Bankaların batık kredilerinin de bir bölümü gitti. Tamam. Onlar da kendilerini kurtardı. Kendileri ne kazandı? Kendileri de şunu kazandı. Biraz sonra anlatacağım bir onların projeksiyonu var anladığım kadarıyla. Yani bu benim şahsi analizim olacak, biraz sonra anlatacağım. O anlatacağım projeksiyon içerisinde kendileri de bir siyasal rahatlama sağladılar. Çünkü Nisan 15'e kadar bir kredi genişlemesi operasyonu düşünüyor iktidar. Bunu da özellikle az sonra detaylarını anlatacağım. Yani bu analizimi anlatacağım en azından. Ama somut bilgiler vereceğim bazı. Hani ben bu analizi yaparken bazı hani çeşitli kulislerde edindiğim somut bilgiler var. O bilgilerden bir tanesi de özellikle üst düzey finans çevrelerinde şu net biçimde söyleniyor. Özellikle katılım bankaları üzerinden, yani kamu bankaları zaten olacak bu operasyonun içerisinde. Ama ağırlıklı olarak katılım bankaları üzerinden bir kredi genişlemesi operasyonu yapılacak. Bu tabii bir büyük parçanın, bir büyük şeyin, bunun yazısını da yapacağım ama ilk önce burada konuşalım istiyorum. Bir büyük operasyonun ilk ayağı.